Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, lütuf ve hidayeti cümlemizin üzerine olsun inşallah. Rabbimiz hep beraber eda etmiş olduğumuz ikindi namazımızı ve kılacak olduğumuz cenaze namazını üçüncü sefil dergahında kusurlarıyla beraber kabul eylesin. Bugün itibariyle aramızdan ayrılmak, Rabbimizin sonsuz rahmetine doğru yolcu eylediğimiz merhum Tahir Beyefendi amcamıza Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Bir gün bizler de onun haliyle hallendiğimizde evlâmız kümlemize imanlı bölümler ve hüsnü fatimeler nasip eylesin. Bu vesileyle Rabbimiz kümle ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Aziz kardeşlerim, Rabbimiz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu ve atarahum ve kulle şeyin ahsaynahu imanin mübin. Sadakallahu l-azim. Her zaman okumuş olduğumuz bir sure, Yasin suresinin 12. ayet-i kerimesi. Buyurur ki Rabbimiz, muhakkak ki biz biziz, ölüleri diriltiriz, ölmeden önce kitabımızı yazarız ve atarahum eserlerini de yazarız. Ve onları imanın gününde muhafaza ederiz buyuruyor Rabbimiz. Aziz kardeşlerim, iyi veya kötü, az veya çok yapmış olduğumuz her iş bizleri yoktan var eden Rabbimiz tarafından kaydedilir. İşte o amellerimizin toplu olduğu kitabı da kıyamet gününde Cenab-ı Hak yüze koyarak buyuracak ki İkra kitabı, oku kitabını ey kulum. Önemli olan dünyada Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin huzurunda hesabını veremeyeceğimiz amelleri işlememek. Dünyaya niçin geldik, niçin yaratıldık, dünyada niçin yaşıyoruz, bunun farkında olmak. Aziz kardeşlerim, her geç geleceğimiz yaşımıza daha fazla. Burası için hazırlık yapmaya gayret. Dünya hayatını hakkında değerlendirmeye, Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin rızasına uygun bir şekilde hayat yaşamaya gayret ediyoruz. Rabbimiz cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'in rızasını kazanmış, hakiki bir ümmetimizin huzurunda yani, bir bahtiyar kılınmaya son yolculuğuna çıkan Tahir Beyefendi amcası, adınızdan ayrılık. Sizlerden bir kısmı şefaat ve helallik beklemektedir. Sizler kendisini yapıyla Evet. Dünyevi ve uhrevi, maddi manevi, bütün hakları